Hak dostum diye başlayalım söze. Hoş olsun gönlümüz, karantina günümüz. Kıssamız herkese, Mine Kulun söyler bir gülüşlük hikaye. Hepimiz toplandığımıza göre başlayalım hikayemize. Efendim ben çiftçilik ve çobanlık işlerini cineliği yıktıktan sonra kendimi emekliler gibi hissetmeye başladım. Öğleye doğru kalkıyorum, köyün içinde elim arkamda geziyorum. Bendeki bu değişiklik herkesin dikkatini çekmişti tabii. Fakat efendim, şeytana pabucum ters giydiren Cin Ali'nin benim işlerimi gördüğünü kimse bilmiyordu. Muhtarım ne bu hal diyenlere muhtar dediğim böyle olur diyordum. Kahveye gittiğimde ise herkes bana Serkan'ı soruyordu. Nereden tanıyorsun? Kimmiş? Neciymiş? Ben onunla yolda karşılaştığımı, daha sonra kendisinin onu köye getirmemi rica ettiğini söylüyordum. Serkan'la ilgili en çok sorulan soru ise köye bir daha gelip gelmeyeceğiydi. Tavan arasından, odunluklardan eski eşyalarını çıkarıp o gelecek de satın alacak diye bekleyenler vardı. Birisi, ahırda bir güğüm buldum. Serkan Bey gelince göstereceğim diyor. Bir başkası... Yahu bizim tavan arasından bir halı makası çıktı. Biraz küflüydü. Sağ olun son ince temizledim. Kaç para eder ki? Arkadaşlar! Adam birkaç güne geleceğim dedi. Ben de bekliyorum. Hanım bir iki parça bir şey hazırladı. Alırsa satacağız dedi. Bu tarz konuşmalar tırmanmadı rahatsız ediyordu. Serkan'la ortaklık kurduğu için onun hakkında konuşmakta sakınca görmüyordu. Antika konusu açıldığında ise, eğer kahvedeyse bana göz kırpıyor, kaş göz işareti yapıyordu. Ben Serkan Bey'le görüştüm. Mal verdiği firma batmış. Köylülere söyle, boşuna beklemesinler dedi. Eşyaları 5 para etmez gibi sözler sarf ediyordu. Beni gördüğünde kendisi gibi konuşmamı tembihliyordu. Öte yandan bizim Mahmut çoktan eşek ticaretine başlamıştı. Mahmut köy köy dolaşıyor. Akşama doğru bir kamyonet eşekle geliyordu. Keyfi yerindeydi. Yolda karşılaştığımızda, yahu Mahmut sadece semerler alsana. Bu eşekleri niye getiriyorsun? Sinsi sinsi güldü. Ticari sırdır söylemem. Güya benden saklayacaktı. Başlatma lan sırrından. Şimdi gider herkese Serkan'la ortaklık kurduğunu, eşeğin çok para ettiğini söylerim. İşiniz bozulur. Eliyle su şartı yapıp kolbaçan Karaköy'de bir semere müşteri oldu. Sahibi, senin eşeğin yok ki. Semeri ne yapacaksın dedi. Eşek alacağım dedim. Sonra bana diyor ki, sen delirdin mi? Önce semer sonra eşek mi alınır? Sana ne? Ben semere göre eşek alacağım belki. Değildir konuşma. Alıyorsan eşeği de al. Almıyorsan git dedi. Ben de mecbur eşeği de aldım. Bizim buralarda yerlensem duyuluyor arkadaş. Sonra birkaç kişiye daha gittim. Ne kadar para teklif ettiysem kimse eşeği tek başına satmadı. Böyle daha kolay oluyor. İnsanları uyandırmamak lazım. Lan Mahmut ne uyanıksın dedim. Sırtını sıvazladım. Koltukları kabardı. Bizim Mahmut'un köyde eşek ticaretine başlaması büyük merak konusuydu. Mahmut'a ne yapacaksın bu kadar eşeği diyenlere besleyip satacağım ne yapayım diyordu. Bir başkası Mahmut kafayı mı yedin? Dana mı bu besiye çekesi? Karışmayın benim işime yahu deyip konuyu kapatıyordu. Aradan bir hafta geçti geçmedi. İşin rengi değişti. Bizim Mahmut'un evinin bahçesi eşekle dolmuştu. Karısıyla bu yüzden her gün kavgaya tutuşuyordu. Biz de bu kavgayı film izler gibi izliyorduk. Kadının sesi ta dışarıdan duyuluyordu. Kadının son sözü.
eşekler yaban Mahmut. Bu durum Mahmut'un hiç umurunda değildi. Eşeklerine hiçbir şey değişmezmiş. Söylenenler bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyordu. Kadıncağız en sonunda iki çocuğunu da alıp babasının evine gitti. E tabi bu eşeklerden sadece kadın değil, hepimiz şikayetçiydik. Eşekler anırmaya başlayınca bizim köy çığın çığın çınlıyordu. Mahmut kimseyi dinlemiyordu. Köy köy dolaşıp eşek toplamaya devam ediyordu. Bir gün benim kapıma geldi. Yahu senin ahırda yer varsa benim şu eşekleri koyalım dedi. Mahmut beni bulaştırma, hiç işim olmaz dedim. Razı olmadım. Bizim Mahmut'ta bir huy var. Kafasına koyduğum bir şeyi muhakkak yapardı. Ben evde yokken gelir o eşekleri benim ahıra bağlardı. E tabi ben de önlemimi aldım. Ahırımın kapısına kilidi vurdum. Benim hanımı da çocuğu da uyardım. Neyse ki Mahmut bir şey yapamadı. Daha doğrusu fırsat olmadı diyelim. Bizim Mahmut eşekçiliğe başlayalı tüm kömüşler şikayetçiydi. Fakat nereye şikayet ediyorlarsa aldıkları cevap hep şuydu. Yahu köy burası, eşek olması normal değil mi? Diyorlarmış. Baktılar böyle olmuyor. Bu sefer de şöyle bir şey yapmışlar ortaya. Güya bizim Mahmut köydeki tüm eşekleri toplayıp kasaba satıyormuş. Halka eşek eti yediriyor diye dedikodu yaymışlar. Bunun üzerine vali kaymakamı arayıp "Hey efendi, ilçende neler oluyor haberin yok." diye fırçalamış. Kaymakam etrafta ne kadar amir, memur varsa hepsini toplayıp Mahmut'un evine göndermiş. Mahmut'un evini iyice aramışlar. Tabi bizim Mahmut eşek toplamaya gittiği için evde yokmuş. Her şeyine el koymuşlar. Sonra kaymakam bizim yanımızda Mahmut'u aradı. Komutan ilk önce kendini tanıttı. Hakkında ihbar var dedi. Adamın birden suratı bozuldu. Adam sinir küpüne dönmüştü. Biz de öylece baka kaldık. Hiçbir şeye anlam veremedik. Meğer bizim ağanak Mahmut hakkında ihbar olacağına hiç olanak vermemiş. Komutana benim işletiyorsun lan, kontrol mü isteyeceksin demiş. Komutana saymış sövmüş. E tabi her yerde Mahmut arıyorlar. Köyün birinde yakalanmış. Yaka paça karakola götürmüşler. Adliye, savcılık derken Mahmut'u serbest bırakmışlar. Ertesi gün bir karacabanın arkasından çıka geldi. Biz kahvede oturuyorduk. Çağırdım, yanıma geldi. Gitti güzel eşeklerim, gitti güzel eşeklerim diye dövünüyordu. Bizim kahvedeki arkadaşlar Mahmut'u teselli etmeye çalıştılar. Ben de Mahmut diye seslendim, duymadı. Mahmut diye seslendim, yine duymadı. Ben de yanına sokuldum. Semerleri götürmediler dedi. Kafasını kaldırıp bana baktı. Bizim Mahmut'un gözlerini içi parladı. Vallahi mı? Dedi. Başımı salladım ben de. Allah'ını seven beni tutmasın diye koşa koşa eve gitti. Ertesi gün Mahmut geldi. Eski Mahmut olup geldi. Semerlerine bir şey olmadığı için gayet mutluydu. Canım eşeklerden de kurtuldu, iyi oldu. Dünya yansa vallahi umurunda değildi. Lakin tekrar eşek almaktan da ödü kopuyordu. Çünkü hakim eğer aynı şey devam ederse seni tutuklarım demiş. Kaymakam gözüm üstünde diye haber salmış el aleme. Baş başa kaldığımızda hemen hemen çoğu köydeki eşekleri topladım. Üç baş eşek ya vardır ya yoktur. Şu ortalık biraz durulsun, onları da gidip alacağım. Tedirgin tedirgin etrafına baktım. Yerin kulağı vardır dedi. Ben en iyisi gideyim, semerlerime bakayım. Mahmut evin yolunu tuttu. Ben de onun paytak paytak yürüyüşüne bakıp seni gidi semerci Mahmut seni, bana az çektirmedin. Evet dostlar, bugünkü hikayemizin sonuna geldik. Bizim Mahmut bir sonraki yaşamında başına ne gelir bilinmez. Lakin biz her zaman doğruluktan yanayız. Bugünkü kıssamızdan bu dersi çıkardığımıza göre beni affedin sürçelisan ettiysem. Hepiniz Allah'a emanet olun.